İnsanları anlatarak, yılmadan, usanmadan farklılıklar vardır. Bunlar tehlikeli şeyler değildir, kötü şeyler değildir diye konuşa konuşa tabii ki bu ortak yaşam kuracağız. Çünkü biz bunu yaptık. Biz aslında çok uzun yüzyıllar hep beraber yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Ve aşeti ve kevi demek istiyorum. barışla ve eşitlikle. t 4'e hoş geldiniz. İçine bayramı da alan uzun bir kapanma sürecinin içinde toplumun değişik kesimleriyle ve siyasi parti liderleriyle yaptığımız söyleşi serisine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Evin Cihan Kışanak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. İlk sorum şu bayramın sözlük anlamı milli ve dini bakımdan kutlanan gün ama melez anlamda sevinç ve neşe de tarif ediyor aslında bayram. Sizinle hem sözlük hem melez anlamını konuşacağız ama e, bu Söyleşi serisine ismini veren bir e, bölüm var, bir, bir cümle var. Türkiye'de hayat nasıl bayram olur? Onun sona saklayacağım. İlk olarak e, hatırladığınız, sizi mutlu eden e, en güzel bayram hatıranız nedir diye e, öyle başlamak istiyorum konuşmaya. Um, evet, çok önemli bir soru. E, aslında bu soru üzerine sanırım biraz daha genel bir cevap verip 2013 yılındaki Bahar Bayramı en unutamadığım aslında bayramdı. Çünkü o bayram coşkusu Bahar'ın gelişiyle beraber aslında Türkiye'nin çok uzun yıllar çözülemeyen ama bir ihtimal artık çözüme kavuşabileceği ne dair sinyallerin olduğu bir süreçte aynı zamanda bununla birleşmişti. Ben de Diyarbakır'daydım o bayramda. Türkiye'nin her yerinden herkesin inanılmaz coşkusu, enerjisi o bayramda birleşmişti ve muazzam bir mutluluk veriyordu. O sanırım hayatımdaki en önemli, en mutlulukla hatırlayacağım bayram oydu. Ben de gazeteci olarak izlemiştim. Gerçekten Türkiye'de hem Diyarbakır'da hem Türkiye'nin genelinde bir coşku vardı. Yeniden barışı konuşabileceğiniz bir sürecin kapısını açacağını düşünüyorduk ama sonra süreç öyle işlemedi. Şimdi e, siz dört e, buçuk yıldır hapiste olan Kürt kadın siyasetçi Gülten kışanağın kızısınız. E, <laughs> nasıl bir duygu hayatı siyasi mücadeleyle geçmiş ve ağır bir bedeller ödemiş ve hala ödüyor olan bir kişinin kızı olmak? Yani ne yazık ki Türkiye'nin demokrasi mücadelesi için mücadele veren bedeller ödeyen binlerce on binlerce insan var. Benim annem de onlardan biri. Bu hepimiz için çeşitli şekillerde mutlaka çok zorlukları, yorgunlukları, üzüntüleri de olan süreçlerde yaşıyoruz. Çok daha fazla şeyler kaybeden insanlar var ne yazık ki bu ülke daha iyi ve güzel günler görsün diye. Ee, zaman zaman çok yorucu olsa da yine de hep çok güç veren, çok özgüvenli, e, güçlü bir kadının kızı olmak her zaman bana çok ümit veriyor ve güçlü tutuyor aslında. Ee, bir de e, tabii e, ilk defa da cezaevine girmiyor ne yazık ki. 1980-82 dönemi o darbenin arkasından. Türkiye tarihinin en ağır işkencelerinin yapıldığı Diyarbakır Cezaevi. Anneniz orada da kaldı. Ee, çok uzun süre konuşmadı aslında o konuda ve sonra yıllar sonra bir cümlesi var. Ee, anlattığı bir kısım var. Cezaevi Müdürü Binbaşı Esat Oktay Yıldıran Kadınlar Koğuşu'na girdiğinde e, anneniz ayağa kalkmadığı için sırf bu görekçeyle e, köpeği Joe'nun kulübesine kendisini koydurduğunu anlatır. Ve nefes almanın bile zor olduğu o kulübede e, her gün şiddete uğradığını, işkence yapıldığını da anlatır. Tabii çok ağır bir şey bu. Yani insan olan herkes için çok ağır bir şey. Ama siz anne kız baş başa kaldığınızda hiç bunları konuştunuz mu? Ya da ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? İlk ne zaman duydunuz bunu? Ee, ya bu aslında biz henüz anne kız yüzleşmemizi gerçekleştirmedik ısrarla ona sürekli soruyorum, konuşmak, paylaşmak istiyorum. Kendim de aynı zamanda bu arada geçmişte yüzleşme ve adalet alanında çalışmalar yürütüyorum. Fakat kendi kişisel yüzleşmemi henüz gerçekleştirebilmiş de değilim. Çok küçük yaşlarda aslında bunu duydum. Çok yakın çevremizden insanların hep konuştuğunu, şahit oldum. Annemin vücudundaki izleri çok erken yaşlarda sormaya, çocukça bir akılla bilmeden ısrarla döne döne sormaya başlamıştım. Ee, ne yazık ki bu sene 12 Eylül'ün 40. yılı. Yani 40 yıldır 12 Eylül belki de bitmiyor. Ee, bazılarımız için. Annem bugün yine cezaevinde. Ee, diliyorum ve umuyorum ki bir gün hepimizin 12 Eylülleri biter. Evet, bir, 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 bir cevabınıza bir cümleye takıldım. Yani anne kız yüzleşmemizi yapmadığını yapmadık dediniz ya. Yani o yüzleşme vakitsizlikten bir erteleme mi yoksa çok acı bir süreç hani bununla karşı karşıya gelmeye belki belki hazır olmamak belki hangi açıdan ertelendi bu? Eğer çok özel değilse bunu cevap verir misiniz acaba? Um, aslında biraz özel de bir konu ama yine de um, şey de diyebilirim tabii ki annemin bütün siyasi tarihin ve işte öncesinde gazetecilik yapıyordu. Sonra çok uzun yıllar parti genel, baş, genel başkanlığı yaptı. Hep çok yoğundu. Bunların da muhakkak katkısı oldu süreçlere. E bir de belki zaten sürekli yeniden yeniden başka travmatik ve büyük şeyler yaşadığımız için yüzleşmeye de aslında toplumsal olarak da kişisel olarak da fırsat da bulamıyoruz. Yani bugün çok daha farklı şeyler oluyor. Bu ana konuşmak, bu ana çözüm bulmak belki sürekli daha fazla gündemimizde oluyor. Siz de aslında bu süreçlerle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz değil mi? Demin söylediniz ama yani ne üzerine çalışıyorsunuz şu anda? Neyin çalışması şu anda yaptığınız? Çeşitli STK'larda geçmişte yüzleşme ve adalet alanında çalışmalar yürüttüm, yürütüyorum. Pandemi öncesinde aslında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde barış atölyeleri yapıyordum. Barış aktivizmi yapıyorum. Bir şekilde mekansal olarak karşılaşma imkanı bulamayan insanları bir araya getirip bütün o en konuşamadığımız meseleleri konuşabilme ihtimalleri ve mekanları yaratmaya çalışan çalışmalar yürütüyorum aslında. Evet. E, 1980'lerin sonunda 1990'ların başında doğdunuz. Ee, o yıllar e, çocuğun adını Kürtçe koyduğu için insanların işkence görebildiği, beyaz torosların etrafta cirit attığı günlerdi. Ee, 1990'lar ilk sorum, sorunun ilk kısmı şu. Size ne ifade ediyor ve isminizi yani Jiyan'ı kullanırken bir sıkıntı yaşadınız mı? Okul hayatınızda veya başka bir yerde? Evet. Daha da başka bir sorunum vardı aslında. İstanbul'da doğup büyümüş olmama rağmen ben ilk e, Kürtçe konuşmaya başladım hayata. Dolayısıyla Türkçe bilmiyordum. Ve e, dil meselesi yüzünden, dil yarısı dediğimiz bugün şey yüzünden çok inanılmaz çatışmalar yaşadım. Akran şiddetine maruz kaldığımı şimdi bu yaştan dönüp baktığımda anlayabiliyorum. Ya da işte kimse böyle hani adın evin cihan söyleme falan gibi... Asla böyle te telkinler olmamasına rağmen kendince çocukça, çünkü çocuklar her şeyi anlar ve gözlemler. Muhtemelen o tedirginliği, atmosferi hissetmiş olmalıyım ki komşulardan, insanlardan kendi kendime başka isimler uydurup adımı söylemiyordum. Çünkü adımın Kürtçe olduğu bilinirse belki bir tehlike olabilir, bir şeyle yüzleşmek zorunda kalabiliriz gibi kaçışlarım oluyordu. Evet yani ne yazık ki. Ee, çok yakın zamanda aslında yine bir yazımda da bunu söylemiştim bir arkadaşım bugün adamın cihan olduğunu söyleyebilmemin aslında bir kazanım olduğunu söylüyor. Fakat bilmiyorum, emin değilim. Çünkü bugün hala ne yazık ki zaman zaman insanlar Kürtçe konuştuğu için şiddete maruz kalabiliyor. Hatta öldürülebiliyor. Çok acı. Yani henüz bunu aşabilmiş değiliz ama başka 90'lar yaşamaya devam ediyoruz galiba. E, tabii bir insanın e, ana dilini konuştuğu için... Ee, dışlanması sosyal olarak veya şiddete uğraması veya bunun hayatındaki bir travma olarak alması bu toplumda herhalde utançlarından bir tanesi. Yani 1980'ler darbesinden sonra işte cezaevine gidip evladıyla Türkçeden başka dil bulamadığı için konuşan anneler de hala aklımızda. Ee, aradan geçti 41 yıl e, 80'den sonraki evveli de var tabii de siz şimdi gencecik bir insan olarak karşımdasınız. Sizin anlattıklarınızda hem sizin döneminizin travması hala yani ana dilde konuşma, işte o levhalar Diyarbakır'da kaldırıldı. Son dönemde Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde Kürtçe levhalar vardı. Bazı kazanımlar olmuştu. Hani bir şeyler aşılıyor gibiydi ama tekrar tekrar bunları yaşamak e, tabii çok e, üzüntü verici, sıkıntı verici. E, yani siz de hani genç kuşak olarak bu e, ülkede yaşayan e, bir Kürt genç kadın olarak da bu acıları geçmişten aldınız... Siz hala yaşıyorsunuz. Peki geleceğe de e, aktarılır mı yoksa bu konuda e, bu bu yani bir çözüm ortak yaşam e, dile kültüre sahip konusunda bir mesafe kat edebileceğimizi düşünüyor musunuz? Uh. Sondan başlayayım. Evet düşünüyorum. Yani bu inancımı ve umudumu asla kaybetmeyeceğim. Bu alanda e, ben de elimden gelen her şeyi yapmaya e, ömrüm boyunca da devam edeceğim. Umarım çok daha kısa vadede çözülür her şey. O eşitlik duygusunu daha fazla çok hızlı bir şekilde hissedebiliriz. E, ama şey de var yani hani o benim için 90'lardaki 5 yaşında bir çocuğun anısı değil. Ne yazık ki hala. E, genç bir kadın olarak insanlarla iletişim kurduğunda, diyalog ilerledikten sonra bir süre sonra adamın jiyan olduğu duyulduğunda böyle bir tüyler diken diken oluyor. Çok acayip. Hala bizim jenerasyonumuzda bile, bugün bile bunu tabii ki çok daha az ve ilerlendi bir şeyler değişti muhakkak bir takım iyileşmeler yaşandı ama var. Yok değil. Bunun çeşitli şekillerde Aktivizmle, siyasetle insanları anlatarak yılmadan usanmadan farklılıklar vardır. Bunlar tehlikeli şeyler değildir, kötü şeyler değildir diye konuşa konuşa tabii ki bu ortak yaşamı kuracağız. Çünkü biz bunu yaptık. Biz aslında çok uzun yüzyıllar hep beraber yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Toleransımız ya da politik farklılıklarımız bir noktada bir değişiklikler gösterdi. Ama ben inancımı koruyorum. Yeniden o güzel ve eşit günlere döneriz gibi geliyor. Tabii kutuplaşma çok ciddi bir sorun. Ötekileştirme, kutuplaştırma, hedef gösterme ya da işte biraz daha oy alayım diye başka partileri, başka insanları e, e, hedefte koyma tabii çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir problem ama dediğiniz gibi 2013 yılında aslında bir umutlanma olmuştu Barış için. Bu işte Doğu kadar sürdü, sonra Bambaşka bir noktaya doğru evrildi her şey. O süreçte yani e, barışın e, tekrar konuşulduğu, birlikte yaşamın tekrar konuşulduğu günlerde biraz daha pozitif bir hava var mıydı e, Cihan? Tabii ki vardı, tabii ki vardı. Hepimiz çok inanmıştık. E, bütün toplumun her kesiminde, Türkiye'nin her köşesinde bence bu çok güçlü bir şekilde hissediliyordu. Çünkü barış hepimizin ihtiyacı. E, ne yazık ki herkes çok çeşitli şekillerde çok büyük acılar yaşadı. Bütün bu çatışma sürecinde, süreçlerinde hala da bu acılar devam ediyor. Ee, dolayısıyla yani yeniden barışı inşa etmek, o atmosfere dönmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Ne yazık ki toplum bunu istiyor fakat birileri bazı siyasi gruplar ya da kişiler kendi çıkarları için ne yazık ki bütün bu toplumun ihtiyacını yok sayıyor ya da Heba ediyor bile demek istemiyorum ama ne yazık ki böyle görünüyor sanırım. Ee, anneniz Gülten Kışanak e, e, yaptığı konuşmalardan ve 6-8 Ekim olaylarından hakim karşısına çıkıyor. 26 Nisan'da başladı 18 Mayıs'a devam edecek bu arada 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili dava. E, Kısaca dava dosyalarından özellikle söylem üzerine giden çünkü ilk bölümle ilgili e, konu var. Ee, bir de tabii 6 8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak olaylar sırasında anneniz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve 7 Ekim'deki olayların şiddet boyutlanması üzerine Diyarbakır valisiyle konuşuyor ve vali siz çıkarsanız sizin de güvenliğinizi sağlayamayız, evinizden çıkmayın diye de o noktalar da var tabii biliniyor kamuoyuna yansıyan şeyler. Biraz dava dosyaları, biraz bu son dava anlatır mısınız ee, neyle karşı karşıya Gülten Kışan'a? Gülten Kışanak ve aslında e, hemen hemen bütün siyasi tutuklular, tutsaklar e, çok benzer dosyalarla karşı karşıya. E, bunlar siyasi davalar, siyasi dosyalar. İlk değiller, son değiller ne yazık ki. E, hala annem tutuklu yargılanıyor. buçuk sene oldu. 5. seneye yaklaşıyoruz. Önce bir ilk mahkeme geçtiğimiz yıl bir ceza vardı, fakat üst mahkeme bunu bozdu. Yeniden geri geldi. Yargılama süreci devam ediyor. Bu arada işte 6-8 Ekim ana davası diyebilir miyiz? Çünkü onlarca yüz kişiden fazla siyasetçi orada yargılanmaya başladı. Annem de bunlardan biri. Yani çoğu ben her zaman söyledim annem ilk tutuklandığı günden beri söylüyorum. Hem annem özelinde hem de genelde bütün siyasi tutukluların dosyaları kesinlikle ifade özgürlüğüne ve insan haklarıyla ilgili meseleler, yani tamamen yaptıkları konuşmalar, bir siyasetçi olarak yaptıkları aktiviteler, aslında siyasi faaliyetler üzerine kurulu dosyalar. Ve bu konuşmaların annemin özelinde söyleyebilirim, büyük bir kısmı 8 Mart-25 Kasım gibi kadına yönelik şiddetle mücadele günleri, Dayanışma günlerinde yaptığı konuşmalar ya da işte Nevroz Bahar Bayramını karşılama gibi bütün dünyaya ve Orta Doğu'ya barış çağrılarının yapıldığı konuşmalar, bütün bunlardan hala bugün siyasetçilerin yargılanıyor olması gerçekten çok acı. Çünkü her geçen gün an hepimizin geleceği biraz daha erteleniyor, biraz daha karanlığa sürükleniyor. Artık bu yüzyılda bu noktada ifade özgürlüğü bir tartışma konusu olmamalı. Dolayısıyla da yani ne yazık ki böyle söylemek istemiyorum ama tamamen kurgusal ve politik dosyalar. Peki e, hukuk ve siyaset çok iç içe geçmiş durumda. İktidarla hukuk iç içe. E, hı hı. Hukukla karar alınma, alınmayacağı alınamayacağı da aslında hemen hemen ortada bir şey. Ne hissettiriyor? Yani hani e, hukuk 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 olmadığı bir yer. Anne yargılanıyor, bir Kürt kadın siyasetçi ama son saatte anneniz sizin. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir karar çıkar? Nereye doğru evrilir dosyalar sizce? Yani herkesin aslında bütün gazetecilerin, entelektüellerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin de çokça bütün bu dosyalar için genel manada söyledikleri şeyler bunlar işte. Annem de keza son duruşmada bunu söyledi. Bu kararlar belli yerlerden alınıyor. Hukuki süreç işletilmiyor diye. E, fakat ben yeniden yeniden şeye inanmak istiyorum. Yani hukuku güçlendirmek ve oraya inanmak ve bir şekilde onu işler hale getirmeye çabalamak hepimizin, muhalefet partilerinin özellikle bütün aktivistlerin, siyasetçilerin görevi olmalı. Çünkü en temel şey bu zaten yani devlet mekanizması denilen şey bir çerçevenin içerisinde yaşayan insanların ortak yaşamını modere etmek, bunu da hukuk yoluyla yapmak. Bu kadar basit aslında. Bu hepimiz için var ve burada ısrarcı olmak lazım. Yani ne kadar e hukuka uygun olmayan içler acısı kararlar ve süreçler yaşansa da ısrarcı olmaya, kendimce devam etmeye, buna inanmaya çalışıyorum. Her gün yeniden bunu kendime tekrar ediyorum. Çünkü başka yolu yok. O, olmamalı yani. <laughs> evet bir de peki toplumun diğer kesimlerinin yani kadar değil de muhalefetin diğer kesimlerinin veya işte demin adını saydığın aydınların gazetecilerin entelektüellerin Hı. akademisyenlerin bu davalarla ilgili duruşunu nasıl buluyorsun? Hı. Yani hukuka bakıp bir dayanışma mı var? Yoksa Hı. hukuku görmesine rağmen uzak durma e, ya da işte e, bunun üzerine konuşmama, çekinme, çekilme hali mi var? Bu, bu bu hali nasıl görüyorsun? Nasıl tarif ediyorsun? Yani henüz şeyin kavranamadığını ne yazık ki düşünüyorum. Hukuk hepimiz için lazım. Adalet herkes için lazım. Adalet herkese eşit bir şekilde uygulandığı zaman manasını buluyor ve adalet oluyor. Dolayısıyla işte kayyumlar atandığında da, milletvekilleri düşürüldüğünde de, çeşitli akademisyenler tutuklandığında da, bir yerlerde çevre doğa katliamları yapıldığında da, yani bunların hepsine eşit mesafede ve eşit şekilde konuşmalıyız ve sahip çıkmalıyız hepimiz birbirimize. Bunun işte X partisinden tutuklanan siyasetçi için daha güçlü davranıp, Y partisinden tutuklanana hiç bakmayıp, bir selam bile etmeyip, hiçbir şekilde gündemine bile almayıp, siyaseti yaptığınız zaman insanların inancı da, adalete olan duygusu da yitiyor ve doğru bir Kültür inşası ve adalet inşası da olmuyor bence. Çok problematik buluyorum açıkçası. Yeterince her siyasi partiden herkese adalet konusunda eşit mesafede yaklaşıldığını düşünmüyorum. Tabii anneniz aynı zamanda gazeteci kökenli. Size zaten söylediğiniz gazeteci kökenli olduğunu. E, cezaevinden mektupla yaptığı söyleşilerle Türk siyasetinin Morgan'in kitabını yazdı. Ben de okuduğum kitabı notlar çıkartarak çok da öğretici bir kitap. Özellikle Kürt kadın siyasetçiler nasıl adım adım kendilerini kabul ettirdiler. Nasıl o zorlukları da bayağı anlatan anlattığı bir kitap. Bu kitaptaki anlatılardan hepten bugüne kadın mücadelesini ve zorlukları da görüyoruz. Bahsettiğim hı. gibi. Şimdi bu kitaptaki anlatıları da dikkate alarak Kandıra cezaevinde ve tabii başka cezaevinde ama özellikle Kandıra cezaevinde çok sayıda Kürt siyasetçi kadın da var annenizle beraber. Hı hı. kamuoyunda onların adının Erkek Kürt siyasetçilere göre daha az konuşulduğunu düşünüyor musunuz? Ee, şöyle belki düzeltmek gerekiyor. Sadece erkek Kürt siyasetçiler değil genel olarak erkek siyaset tutukluların Toplumda da, siyaset nezdinde de, entelektüellerinde, gazetecilerinde çok daha fazla gündemleştirildiğini ve gündemde tutulduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu beni bir kadın olarak, bir genç kadın olarak açıkçası çok üzüyor, çok problematik buluyorum. Politik olarak çok problematik buluyorum. Bu kadar kadın gazetecinin, akademisyenin, siyasetçinin bu ülkenin demokrasisi ve iyiliği ve güzelliği için verdiği mücadeleyi aslında görünmez kılmaya su taşıyan, bunu pekiştiren, yeniden üreten yaklaşımlar olarak görüyorum. Yani sadece e, bu arada işte kişiler değil, kurumlar da, ulusal ve uluslararası hak kurumları ve raporları da sürekli belli başlı bir takım erkek siyasi tutuklulardan bahsediyorlar. E, kadın siyasi tutuklulara neredeyse hiç değinilmiyor. E, bunun çok önemli bir yanlış olduğunu, çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Dilerim bundan sonra daha fazla dikkat edilir. Edilmeli yani bu e, görüştüğüm herkesle e, eriştiğim her yerde bu eleştiriyi sunuyorum. Ben de bir gazeteci olarak bu haklı eleştiri not ediyorum. Onu da, e, onu da size söyleyeyim. E, korona ederim. sebebiyle analizi açık görüş yapmıyorsunuz. Hı -hı, e, ne kadar oldu annenize sarılmayalı ne kadar zaman geçti? Hı -hı. Bir yıl üç ay oldu. En son 8 Mart'ta geçen sene bir açık görüş yapmışlardı. Hatta ilk kez 8 Mart'ta pazar günü olmasına rağmen bir açık görüş yapılmıştı. Çok şaşırmıştım ben de. Tam kapanmadan öncesiydi. Ee, ne yazık ki o son açık görüşümüzmüş şimdilik. Ya anlıyorum tutukluları ve hükümlüleri bir şekilde korumak için de bu açık görüşleri yapmıyorlar. Fakat bunun başka yöntemleri vardı. Bu pandemi ilk ilan edildiğinde hemen o, o dönemlerde infaz paketi çokça konuşuldu, gündeme getirildi ve biz siyasi tutuklu yakınları olarak da bu infaz paketinin daha eşitlikçi bir eşit bir çerçevede aslında kurgulanması gerektiğine dair ciddi kampanyalar yürütmeye çalıştık. Ne yazık ki bu sesimiz duyulmak istenmedi. Olduğu gibi geçti o paket. Kişilere ve topluma karşı suçlar işlemiş insanlar alel acele hızla çıkartıldı, cezaevleri boşaltıldı. Tutuklu yargılanan bir sürü insan tutuksuz yargılanabilirdi, ev hapsine çıkartılabilirdi. Çok çeşitli yöntemler uygulanabilirdi ya da infas paketi herkes için geçerli olabilirdi. Bunların hiçbiri e, düşünülmedi bile. E, ne yazık ki ve AYM'ye başvuruldu daha sonra bu infas paketiyle ilgili. Bunu da gündemleştirmeye devam etmek gerekiyor. AYM'den henüz e, bu eşitsiz düzenlemeye dair bir açıklama, bir süreç, dair ilerleme de olmadı. Ben hala bekliyorum. Açıkçası hala hukuka ve eşitliğe olan inancım sebebiyle. Evet, dolayısıyla da aslında onları korumak istiyorlarsa açık görüşleri yasaklamak ya da pandemiyi tutuklular üzerinde bir baskı ve tecrit haline, bahanesi haline dönüştürmektense tutuksuz yargılayıp ya da tahliye edebilirlerdi. Ee, nasıl geçiyor annenizin cezaevinde günleri? Bir, bir senaryo yazıyor galiba. Ee, hı hı. Ne yaptı üzerine biraz hani çünkü kanda cezaevinde ben de meslektaşlarımı ziyarete gitmiştim orada geçerken onlarla şöyle en azından bir göz temasıyla geçiyordunuz siz gidiyorsunuz en azından kapalı görüşlerinizi yapıyorsunuz ee, günleri nasıl geçiriyorlar anneniz şu anda ne yapıyor biraz ondan bahseder misiniz ee, Annem evet bir senaryo yazıyor ee, işte yeni kitap projeleri var ee, sürekli bunları konuşuyoruz orada üretmeye devam etmek işte çeşitli röportajlar, kısa yazılar, makaleler, çeşitli gazetelere, köşe yazıları yazıyor zaman zaman. Ben de bir senaryo yazma deneyim sürecindeyim. Dolayısıyla her görüşe gittiğimde oldukça işte sanatsal e, diyaloglarla geçiyor görüş dakikalarımız. E, karşılıklı olarak işte teknikleri, senaryo yazım süreçleri, içinden çıkamadığımız handikapları konuşuyoruz. E, orada da her anını üreterek devam ettiriyor. Geçiriyor. En azından sizinkini sorayım. Siz karşımdasınız. Anneniz Aha. maalesef değil ama yaşananlar üzerine mi bu senaryolar? Yani yaşadıklarınız üzerine mi? Yani bu bir siyasi bir senaryo mu? Yoksa daha çok hayat üzerine başka türlü bir şey mi? Sizin sizin şahsınıza soruyorum bunu. Size soruyorum. Yani evet. Bu bir aslında dertlerimiz var. Dertleri anlatmak yöntem yöntemlerinden en güzel yöntemlerinden biri sanat aslında. Bunu yapabilirsek ne güzel, daha fazla insana ulaşmak e, için. Dolayısıyla evet, biraz yaşanmışlıklar, biraz gözlemler diyebilirim. Peki, son sorum, e, bu serinin herkesine sorduğum soru, e, aslında hı hı. ana sorusu söyleşinin. E, Türkiye'de hayat hepimiz için e, nasıl bayram olur? Bu aşeti ve kavi demek istiyorum. Barışla ve eşitlikle. Bu söyleşiye katıldığınız için, bu son verdiğiniz mesaj için ve umarım, umarım, ki adaletsizlikler, hukusuzluklar bugün biter ve hepimizin ortak bayramlarında hep beraber yüzümüzün güldüğü bayramlar yaşarız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. E, T24'te konuğumuz Evin Cihan Sanaktı başka bir bölümde, başka bir programda tekrar e, görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.